Merhaba arkadaşlar, borç yapılandırması ile ilgili kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Kanun teklifinin ardından başvurular alınmaya başlandı. Başvuruyu nereden nasıl gerçekleştirmemiz gerekiyor? İlk taksit ödemesi ne zaman yapılacak? Hangi borçları yapılandırabiliriz? Bugün bu konudan bahsedeceğim. Öncesinde bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın arkadaşlarım. Yapılandırma alanındaki borçlarımız birçok alanı kapsamaktadır. Bunların başında KYK borçlarımız, gelir vergisi, kurumlar, sosyal güvenlik primleri, nüfus para cezaları gibi alanları kapsamaktadır. Birazdan ilgili sisteme giriş yapacağız. Sizler de var olan borçlarınızı yapılandırabilirsiniz. Yapılandırma başvurularımız başladı ve yıl sonuna kadar devam edecek. Sizler de borcunuz varsa mutlaka yapılandırın çünkü belirli bir oranda borçta azalma meydana gelecektir. Bu fırsatı değerlendirmek gerekiyor. Peki ilk taksit ödememiz ne zaman başlayacak diye soran arkadaşlarımız olursa, Maliye Bakanlığı'na bağlı olan ödemeler Ocak ayında, SGK borçları ise Şubat ayında başlayacak. Sizler bunu sistem üzerinden takip edebiliyorsunuz. Şimdi işlemlerimizi nereden nasıl yapacağız bu konuyu ele alalım. İşlemlerimizi E-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştireceğiz. İlgili linki açıklamalar kısmına bırakacağım. Öncelikli olarak sisteme giriş yapmamız gerekiyor. İlgili alana tıklayalım. Bu alanda TC kimlik numaramız ve E-Devlet şifremizi doğru ve eksiksiz bir şekilde girmemiz gerekiyor. Eğer sizlerin E-Devlet şifresi yoksa bu alanda internet bankacılığı var. İnternet bankacılığından E-Devlet şifrenizi temin edebilirsiniz. İlgili bilgileri dolduralım ve sisteme giriş sağlayalım. İlgili ekrana ulaştıktan sonra arama yerine yapılandırma yazdığımız zaman karşımıza tüm yapılandırılan vergi borçları sorgulama ve ödeme alanı gelecek. Bu alana tıklayalım. Bizleri Gelir İdaresi Başkanlığı sayfasına yönlendirecekler. Uygulamaya git butonuna tıklayalım. İlgili sayfada tüm borçlarınızı görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca internet bankacılığı üzerinden var olan borçlarınızı ödeyebilirsiniz. Bizi bu alanda ilgilendiren kısım sol taraftaki yapılandırma işlemleri. İlgili alana tıklayalım. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi yapılandırma kanunu kapsamındaki tecil işlemleri karşımıza çıkacak. Bizler başvurumuzu bu alandan gerçekleştireceğiz. Daha sonra başvurumuzu yaptıktan sonra başvurularım alanından başvurumuzun durumunu görüntüleyebileceğiz. Çünkü şu anda işlemimizi yapıyoruz. İşlemimiz hemen onaylanmıyor. Belirli bir vaktin geçmesi ve incelemelerin yapılması gerekiyor. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra bizler E-Devlet sistemi üzerinden vergi dairesi modülünden işlemlerimizi takip edebileceğiz. Başvuru formu alanına tıklayalım. Bu alanda önemli açıklamalar var arkadaşlar. Bu açıklamaları sizler okursunuz. İlgili alanda borçlarınız yer alacaktır. Tüm borçlarınız mavi tıklı olacak arkadaşlar. Mesela diyelim ben bu alandaki borcumu ödemek istemiyorum, ne yapacağım? Mavi tık işaretini bu alandan kaldırmam gerekiyor. Fakat tüm işlemlerim için ödeme gerçekleştireceksem zaten otomatik olarak seçilmiş oluyor. Aşağı doğru indiğimiz zaman size ait bilgiler yer almaktadır. Buradaki önemli nokta ödeme şekliniz. Eğer sizler peşin ya da taksitle ödeyecekseniz, kaç taksitle ödeyecekseniz bu alandan seçeceksiniz. Peşin ödediğiniz zaman farklı bir miktar çıkacaktır. Taksitle ödediğinizde ise farklı bir meblağ ödeyeceksiniz arkadaşlar. Mesela bu alanı seçelim. Ödeme şeklini yazıyla yazmanız gerekiyor. Gerekli telefon numaralarını dolduruyoruz. Bu alanı okuyoruz, kabul ediyoruz. Evet butonuna tıklayalım. Az önce de bahsetmiş olduğum gibi ilgili alandan başvurularınızı kontrol edebilirsiniz. Açıklamalar kısmını okuyoruz. Gerekli bilgilendirme yapıldıktan sonra açıklamaları okudum, kabul ediyorum butonunu işaretleyelim ve tamam butonuna bastıktan sonra işlemimiz gerçekleştirilecek. Başvurunuz vergi dairenizce değerlendirildikten sonra ödeme planınızı belirtilen menüden başvurularım alanından görüntüleyebilirsiniz. Eğer sizler çıktı almak istiyorsanız herhangi bir vergi dairesinden temin edebilirsiniz. Fakat bu bilgiye gerek olmadığını sizlerle paylaşalım. Tamam butonuna tıklayalım. Belirli aralıklarla E-Devlet sistemi üzerinden yapılandırmamızı kontrol edelim. Başvurumu gerçekleştirdim, işlemlerimi nereden takip edeceğim? İlgili alanlara tıklayalım. Başvurularım alanına geldiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi durum hakkında bilgi mevcut olacaktır. Sizler işlemlerinizi belirtilen menüden takip edebilirsiniz. Haricinde aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Bizler elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya devam edeceğiz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlarım.